Ankara Bilgi Üniversitesi Televizyonu'nun değerli izleyicileri, bir Sportal programıyla daha Sportal'ın yeni sezon programıyla ben Fevzi Can Özbek, arkadaşım Mert Kanazın'la birlikte sizlerin karşısındayız. Umarım güzel bir futbol sezonu, spor sezonu olur. Nitekim geçtiğimiz sene çok hoş karşılamıyorduk her hafta. Şehitler için hani konuşma yapıyorduk. Hani çocuk tecavüzleri, kadına şiddet, sürekli bunları lanetliyorduk. Umarım bu sezon bunları daha sık yaşamadan keyifli, güzel programlar geçiririz. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Biliyorsunuz geçtiğimiz sezon Seyit vardı aramızda ama Seyit artık burada olmadığından dolayı Mert Kağan ve zaman zaman Ömer Faruk'la birlikte bu programı sürdüreceğiz. Röportajlarımız olacak. Az sonra size ilk röportajımızda yaşadığımız talihsizliği de aktaracağız yeri geldiğinde. Diyelim ve hemen bir giriş yapalım. Fenerbahçe Karabük Spor maçıyla başlıyoruz. Fenerbahçe lige çok kötü başlayan, tarihin en kötü başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe Şükrü Sarıcıoğlu Stadyumunda Karabük Spor'u konuk etti ve sahadan 5-0 gibi çok üstün bir skorla galip ayrılmayı başardı. Mert, Fenerbahçe'nin bu sezon aldığı ikinci farklı skor. Bir de Kasımpaşa'yı yenmişti aynı şekilde. Evet. Bu takımda doğru giden ne oldu dünkü maçta? Valla doğru giden Fenerbahçe'nin çok erken öne geçmesi oldu. Bir de tabii şöyle bir durum var. Fenerbahçe'yi zaten Feyenoord maçına kadarki dönemde, yani Feyenoord maçı dahil olmak üzere ondan önceki 2-3 maçlık dönemde Jermaine Lens'in Fenerbahçe yaptığı katkı ve onun oyununun Fenerbahçe'nin oyunu getirdiği noktayı konuşmuştuk. Daha doğrusu yani aramızda konuşmuştuk. Tabii. Program yoktu tabii de. Jermaine Lens'in sakatlanmasının ardından takımın oyununu o noktaya getirecek bir alternatif oyuncu bulamadı Fenerbahçe. Dolayısıyla hani ilerideki işte santrafor mevkini kim olur oynarsa oynasın etkisiz gözüktü vesaire. Onun dönüşü de bence büyük bir etki yarattı. Dolayısıyla orta sahada da hani devşirme ortası mesela Alper gibi işte ne bileyim Atıf gibi oyuncular oynatmak zorunda kalmadı. Ve zaten açıkçası oyunun akışı da Fenerbahçe'nin lehine işte dediğim gibi. Bir penaltı golü oldu. Ardından bir kırmızı kart oldu. Daha sonra zaten ilk yarının bitimine çok yakın hatta bitmek üzereyken Şikertel'in golüyle iyice oyunu açtı Fenerbahçe. İkinci yarıda da zaten Karabük Spor'un o hani zaten geriye düşmüş. Hani kaybedecek pek bir şeyi kalmamış takım görüntüsü. Pek hani defans yapmaya içleri el vermedi zaten. Igor Tudor pek öyle bir hoca değil. Hiç takımı geri çekmedi. Yani atabileceğiniz kadar atın dedi herhalde. Sonuçta 5-0'a gitti. Zaten Fenerbahçe'nin Atıf da dün mesela uzun bir aradan sonra oynadı. Açık alanda Volkan Şen'i var, Lens'i var, Atıf'ı var. Ki Van Persie'nin Atıf'ın attığı golde verdiği pasta gerçekten. Ya ondan zaten 2 sezondur beklenen şeydi o. Yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Fenerbahçe'nin en büyük faktörü oldu benim için. Yani Van Persie'nin dönüşü mü diyelim buna? Evet, onu öyle değil. Van Persie ve Lens'in dönüşü. Ya bir de hani özellikle Anadolu cephesi takımları, Anadolu takımlarından ısrarla gelen, hatta dün Skulason, Fırat Aydınus Fenerbahçe'nin 12. adamıydı gibi bir şey söyledi. Evet. Sürekli bir tepki var. Geçtiğimiz hafta biliyorsun Antalya'nın iki oyuncusu. Hı-hı. Hani yüksek itiraz etti. Biri kırmızı kart gördü. Hatta iki oyuncusu daha sarı kart gördü. Deniz, evet, ve Samuel Eto. Yine aynı şekilde Galatasaray'ın rakiplerinden de hakeme, hı-hı, ver yansınlar geliyor. Sence büyüklerin hani parantez içinde desteklenme ve korunma durumu oluyor mu ligde? Valla biraz komple teorisi açısından bakacak olursak komple sonuçta... Komple senelerdir konuşulan bir şey ama bu sene daha da dillendi. Hani daha da ortaya çıktı, böyle söyleyebiliriz. Öyle tabii, çünkü ya şimdi şöyle bir şey var. İnsan psikolojisi açısından baktığınız zaman yani kendinizi hakemin yerine koyduğunuz zaman yani Snyder yere düşüp size baktığında eliniz düdüğüye gider, anlatabiliyor muyum? Hani oradaki fark biraz da o. Yani hani küçük takım büyük takım, hadi diyeceksin ki Antalya'da da Eto var. Yani ona da veriliyor zaman zaman o tarz haller. Orada tabii ki kulübün ismi de önemli ama bir o kadar da oyuncunun ve seyircinin baskısı. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Zaten ülkece yani ülke nüfusunun %80'i hatta daha fazlası 3 takımı tutuyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe. Dolayısıyla bu 3 takım için deplasman kavramı çok gerçekçi bir kavram değil. Nerede oynarlarsa oynasınlar. Arkalarında yani deplasman tribünün hatta fazlasını dolduran taraftar kitlesi oluyor. Dolayısıyla hakemin üzerindeki en büyük baskı mecrası nedir? Taraftar. Gittiği her yerde işte her kararı ıslıklıyorlar, onu hani tersine çevirmeye çalışıyorlar. Bizzat aynı karar olmasa bile bir sonraki kararı etkileme üzerine şeyler yapılıyor. Dolayısıyla ve bahsettiğim gibi zaten bu 3 takımın kazanmasından ülkenin yaklaşık dediğim gibi %90'ı memnun. O yüzden bu tartışmalar daha çok bu 3 takımın ikisinin taraftarının diğer takım aleyhine yapılan
hareketleri üzerinden yöneltiliyor diyeyim. Ya peki şimdi şöyle bir şey var. Hani benim görüşüm geçen hafta Rekli Spor'da konuştuk bunu. Radyoda yayınlanan spor programımız. Hani Tos için geçen hafta müdahalesi vardı golden önce. Hani oraya dönecek olursak en basit örnek. Tos için yerine o müdahaleyi Antalya Sporlu bir oyuncu yapsa bence faul çalınırdı. Pozisyon temiz ama yapsa faul çalınırdı. Çünkü o dediğin yere geliyor. Yani büyük takım algısı oluşuyor. Tabii. Mesela geçtiğimiz yani dün yaşanan olan yani pazar günü yaşanan olayda da Karabük Spor Fenerbahçe karşılaşmasında hani Mehmet Topal'a yapılan ilk penaltı. Evet. Bence aynı pozisyon ters kalede olsa çalınmazdı ama çalınabilirdi. Ama diğer takıma verilmezdi bu. Böyle bir olay. Yani zaten büyüklerin kollanmasından ziyade hani yani oldukça normalleştirilen bir durum. Ama olmaması gerekiyor. Mesela hani Tosic yerine o müdahaleyi Angelo yapsa Antalyaspor'un savunma açısı hani gene temiz olması gerekiyor. Evet. Faul verilmemesi gerekiyor. Ya da hani Fenerbahçeli Karabük'le yapınca da aynısı olması gerekiyor. Aynen öyle. Zaten şikayetlerin ve bu yönetilen eleştirilerin temel sebebi bir kararlarda bir standart olmaması. Esas nokta o. Yani iki takıma da aynı şeyi çalsan mesela en yakın örnek birazdan zaten konuşacağız. Avrupa Ligi'nde mesela Fenerbahçe aleyhine çalan iki penaltı Manchester United maçında. Hani orada izlerken hatta yani pozisyonda tekrarını görmeden ikisi için de penaltı demiştim ben. Ve baktığım zaman aslında Fenerbahçe'ye değil pardon Beşiktaş'ın Napoli maçında Caner'in yaptığı penaltıyla dün akşam pardon pazar akşamki Mehmet Topal'a yapılan hareket arasında çok az fark var. Öyle baktığımız zaman işler biraz daha değişiyor tabii. Gerçekten büyük takımlar kullanıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir şey var. Diliyoruz bu olay azalır ama süreceğe de benziyor en azından bizim ülkede diyelim. Ve Gençler Birliği Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş yine bu sezona fırtına gibi başladı. Yenilgisiz ilerliyor ama şöyle bir sorun var. Arada kazanamıyor da. Yani ikinci yarısında sayısız fırsata girdi. Yani ilk yarıda o kadar iyi değildi açıkçası. İkinci yarısında sayısız fırsatı değerlendiremediği maçta sahadan bir birlik beraberlikle ayrıldı Beşiktaş. Ve iki önemli oyuncusu. Aslında Aras çok oynamıyor. Hazırlık döneminin en önemli oyuncusuydu. Sakatlar kurban verdi. Antrenmanda omuzu çıktı Aras'ın ve Taliska'nın da tarak kemiğinde bir kırık tespit edildi. 3 ay sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş'ın golü Taliska'dan gelirken Gençler Birliği'nin golünde Serdar Gürler attı ve Mert'in de dediği gibi Caner de bir nevi sezonu kapattı. Yani aşırı kolay bir sakatlık değil. Yani Beşiktaş yenilgisiz ama hani bazen yani anlam verilemeyecek kadar kötü oynuyor. Bunun sebebi nedir? Kadro tercihleri mi yoksa oyuncuların hani Türk tabiriyle yumurta topa dayanmadan oynamama isteği mi? Yok ondan ziyade ben kadro tercihleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle büyük takım oyuncuları için bir arada oynama alışkanlığı çok önemli bir şey. Geçen sene Beşiktaş özellikle son 10-12 haftada falan yani 13 oyuncuyla falan oynadı maksimum. İşte o kadronun kilit taşlarından biri Atiba hala duruyor. Onun yanındaki isim devamlı değişiyor vesaire. Ön taraf devamlı değişiyor. Bir de elinizdeki oyuncu havuzu öyle bir şey ki. Şimdi gerçi pek sağlıklı durumda değildi ama Oğuzhan var, Talişka var, Gökhan İnler var. Ya o orta saha rotasyonu Beşiktaş'ın gerçekten yani kimi kenarda oynatsan kıyamazsın. Yani kenarı tutmaya kıyamazsın. Kovarejma'yı zaten hiç kesmiyor hoca. İleride de sen Cenk Tosun, Abubakar arasında hani Abubakar da çıkış yaptı ama Cenk'te de biraz sanki düşüş var. Özellikle hani sen az önce söyledin sayısız fırsat kaçırdı diye. Yani kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Quaresma'yı çıkardığı bir top var. Pas verdi adam da Quaresma yani burada bakınca. Ya pas verdi adam Ronaldinho olsa ne fark eder? Sen o takımın santraforusun ve kaleciyle karşı karşıyasın. O top o kaleye vurulacak yani ona yapacak bir şey yok. Orada inanılmaz bir tercih hatası yaptı. Ya yediği gole baktığım zaman bireysel hataydı Beşiktaş'ın. Fabri çıktı biraz Olimpiyat'ta Galatasaray'dan yediği gole benzedi evet, Beşiktaş'ın. Ama dediğin gibi ikinci yarı sayısız fırsata girdi. İlk yarıda şöyle bir ama kırılma anı oldu bu arada. Necip'in sakatlanması hocanın orta sahayla ilgili bütün planlarını alt üst etti. İşte orada Tosic'i aldı, stoperi değiştirdi, bir sürü şey yaptı. En son takım oturduğunda ve biraz da Gençler Birliği oyuncuların artık o Beşiktaş oynatmayacak kadar sarf edebilecekleri efor pek ortada kalmayınca Beşiktaş yavaş yavaş yüklenip golü buldu. Quaresma'nın da çok istisnai maçlarından biri ikinci yarı için söyleyeyim. Evet. Çok istisnai maçlarından birini oynadı Türkiye'ye geldiği günden beri. Ya Şenol Güneş şimdi kağıt üstünde en azından ülkenin en iyi hocalarından birisi olarak gösteriliyor. Hani Fatih Terim, o Ersun Hoca yine aynı şekilde. Fakat öyle hani rotasyon olayını bence yanlış anlamış. Nitekim Necip sakatlanıp çıktığında biliyorsun oyuna giren oyuncu Rodolfo. Evet.
Hani stoper oyuncusu. Yedekte orta saha yok. Yedekte orta saha yoktu ve rotasyon için Atiba sağlıklı durumda olmasına rağmen kadroya dahi alınmadı. İşte evet. Bence onun da biraz etkisi oldu. Yani nitekim Adriano orta sahada oynadı. Yani Rodolfo oyuna girdikten sonra Adriano ortaya geçti. Ve Tosic bence hani kim yaptı onu tam emin değilim. Sol beke geçti. Yani evet. Hiç verimli olamadı bir pozisyona. Nitekim Beşiktaş oldukça başarısız oldu. Hani Gençler Birliği 2'yi de bulabilirdi. İkinci yarıda da nitekim böyle pozisyonları vardı. Az da olsa ama bulamadı. Beşiktaş'ın bir puan kaybı daha. Zirvenin 2 puan gerisine düştü. Zirvede de sürpriz bir takım var. Hadi hazır gelmişken onlara da pas atalım. Başakşehir. 19 yaşındaki burada Altınordu'dan tanıdığımız Cengiz'le birlikte mükemmel bir yükseliş yakaladılar ve liderlik koltuğundalar. İşte orada bahsettiğim kadro istikrarı yakalandığı için, yani çok temelden başlayarak, hatta kadro istikrarını teknik direktörden başlayarak yakaladılar. Bir projeye giriştiler ve şu anda artık onun meyvelerini iyice toplamaya başladılar. Bir ara biliyorsun ligde yeni yeni başladıkları dönemlerde Beşiktaş'ın belalısıydı. İçeride dışarıda evet. Bir şekilde yeniyorlardı. Şimdi herkesi yenmeye başladılar. Bir taraftan yani Avrupa Ligi'nde çok talihsiz bir katılamama durumu oldu. Ama hani şöyle baktığın zaman Avrupa Ligi de olsa yine de götürebilecek kapasitede bir futbol oynuyorlar. Ve oyunun iki yönünde de çok başarılı var. Çok kompakt bir oyun oynuyorlar ve göze çok hoş geliyor yani. Gerçekten Başakşehir haftaya da çok zorlu bir sınava çıkacaklar. Galatasaray deplasmanına bakalım evet. O karşılaşmada bu istikrarını sürdürebilecek mi? Epreanu da cezalı, hemen bunu da arada söyleyelim ve Galatasaray'a geçelim. Galatasaray Adana deplasmanındaydı cumartesi günü ve pek iyi oynamasa da Bruma'nın nefis oyunuyla, golüyle daha doğrusu evet. Kazanmayı başardı Galatasaray ve zirve takibini sürdürdü. Ne diyorsun Galatasaray'a? Hani sene başından beri böyle aslında. Gençler Birliği maçında Muslera yıldızlaştı. Hani Beşiktaş maçında öne geçti. Daha fark açılır derken geriye yaslanıp beraberlikle ayrıldı. Evet. Yani sahada o kadar üst düzey bir oyun yok ama hala Galatasaray zirvede. Geçen sene bu olmuyordu. Vallahi o konuda Galatasaray'ın iş çözücü sayısı biraz daha arttı diyelim. Çünkü geçen sene yalnızca bu anlamda Sneijder'in ve belki biraz da Podolski'nin ayağına bakan bir Galatasaray vardı. Onlar bir şeyler yapınca sonuçlar geliyordu. Ki çoğu zaman yapamadıkları için zaten yani savunma için savunulması en kolay varyasyonlardan biri. Sneijder zaten ortada ve solda kendine yer aramaya çalışıyor. Onu kilitliyorsun, arkada çok fazla boşluk bırakmadığın zaman Galatasaray'ın ofansif gücü hemen hemen tükeniyor. Yani bir duran top falan dışında Selçuk gelecek, vuracak falan gibi. Ama bu sene yani hatırlarsan mesela Karabük maçında 1-0 kazandığı maçta Eren'in attığı golün asistini Şedju yapmıştı. Yani hani içeri kesiyorsun, kafa vuracak bir oyuncum var. Rize maçında attığı golü söylemiyorum bile ki Trabzon maçında da benzer bir vuruş yaptı. Direkten döndü top. Son dakikada. Şimdi Eren'i var. Bruma çok başka bir oyuncu olarak geldi. Daha doğrusu yani Real Sociedad'da da pek öyle aşırı bir patlama yapmadı. Real Madrid gol atmıştı. Onun özgüveni mi acaba? Belki de. Portekiz zaten idolü Ronaldo'dur büyük ihtimalle. Onun olduğu takıma gol atmanın verdiği bir şeyle bir hani mental özgüven kazanmış olabilir. Gerçekten takımı sırtladı. Yani sol çizgide bir Tsubasa çalımı atmıştı golden sonra. O gözümün önünde hala. Çok başka bir oyuncuya evrildi hakikaten. Ve şöyle de bir durum var. Sinan Gümüş özellikle sonradan oyuna girdiği maçlarda, bu maçta da olduğu gibi forvet varyasyonlarına ne kadar etkili olabileceğini gösterdi. Ama Galatasaray'ın oyununun en kilit noktası, bu sezon için söylüyorum, şu ana kadarki oyun için, Galatasaray öne geçmek mecburiyetinde. Galatasaray'ın geriye düştüğünde, zaten şu ana kadar birden fazla gol attığı maç sayısı az, hani onu çıkaracak bir maç temposu ve fizik kondisyonu da yok gibi gözüküyor şu anda. Evet, gerçekten Galatasaray iyi götürüyor şu ana kadar ligi. Bakalım vites arttırıp sonuna kadar bu yarışta kalabilecek mi? Bir ufak parantez tabii daha açayım. Nigel de Jong oyuna girdikten sonra attığı dikey paslar Galatasaray'ın oyunu inanılmaz kolaylaştırdı. Zaten Nigel de Jong gelirken Galatasaray taraftarında yarattığı temel heyecanın sebebi de buydu. Aslında Melo'nun yerine geldi. O savaşçılık eksiğini azaltır belki diye. Geçtiğimiz sene Melo'suzluktan çok yakındı. Sahada bir Melo'su yoktu Galatasaray'ın. O eksikliği giderir mi dediler ama bence Melo kadar hani fiziksel mücadeleye girecek biri değil ama onun kadar sert ve bence pas konusunda biraz daha yetenekli. Evet, ayağı çok daha düzgün bir oyuncu. Dün de bir kısmını sergiledi zaten onu. Gerçekten Galatasaray'ı da buradan konuşmuş olduk ve hemen sonuçları alalım. Bu hafta Sportoto Süper Lig'de bir
Başakşehir patlaması oldu. Aynen, takdir öyle. Edersin ki 5-1 Akhisar'ı mağlup etmeyi başardılar. Trabzonspor 2, Çaykur Rizespor 2, Fenerbahçe 5, Karabükspor 0, Adanaspor 0, Galatasaray 1, Bursaspor 2, Gaziantepspor düzeltiyorum, Konyaspor 0, Gaziantepspor 3, Osmanlıspor 1 ve Gençlerbirliği 1, Beşiktaş 1. De haftanın skorları. Hemen önümüzdeki haftaya bakacak olursak, milli maç arasından önceki son hafta bu. Galatasaray Başakşehir'i ağırlayacak. Alanyaspor Gaziantepspor'la, Karabükspor Bursaspor'la oynuyor. Antalyaspor Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sıkıcı geçmeye aday bir maç açıkçası ama belli olmaz yine. Beşiktaş Trabzonspor, bir büyük maç var. Kötü giden Trabzon Galatasaray deplasmanında bir moral depoladı. Şimdi de Vodafone Arena'ya konuk olacaklar. Çaykur Rizespor, Adanaspor, Osmanlıspor, Kayserispor, Akhisar Belediye, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor, Kasımpaşa. Yani o maçta da Kasımpaşa'nın oyunu güzelleştirmesini bekliyoruz. İnşallah. Hani Konyaspor, bilmiyorum geçen sene nasıl 3. tamamladılar ligi ama yani çok ilginç. Şey çok fark ediyor ama yani fikstür yoğunlaşması buna alışık olmayan takımlar için çok farklı bir kavram oluyor. Avrupa Ligi'nden. Az önce aynen onu da söyleyecektim. Mesela hafta içi Napoli maçın varken ben hafta sonunda ligde yapılacak rotasyonu Şenol Güneş açısından normal karşılarım ama hani Atiba'yı de kadroya almamak korkunç bence. Yok. Yani sağlıklı bir Atiba. Genelde i̇şte rotasyonda bir adabı var diyecektim. Zaten onu yaparken de biraz daha böyle yumuşak bir şekilde yapılmasında fayda var. Gerçekten bakalım. Beşiktaş'a da bugün bol şans dileyelim. Napoli karşısında. Aynen. Az sonra oraya da değineceğiz. Yani sizlerle birlikte olmadığımız dönemde oynanan maçların gruplarında konuşacağız. Ve Göztepe Eskişehir'e geçelim. Yine bir olaylı maç, yine bir hakeme tepki ve aşırı fevri bir davranış. Eskişehir Spor'a 3 puan ve 3-0'lık mağlubiyete, hükmen 3-0'lık yenilgiye mal oldu Göztepe için. Tabii oldukça güzel bir galibiyet oldu bu. Yine döndük başlık hakeme geldik. Tabii. Hani istikrarsızlık desen tam öyle bir şey değil. Hani başarısızlık desen zaten hani standart bu. En fazla bu kadar yönetebiliyor hakemler. Yani yaşanan sıkıntı neydi o maçta? Bence hani tabii ki Göztepe'nin kazanmasını isterim bir İzmirli olarak ama Eskişehir'in verilmeyen bir penaltısı var. Son pozisyondan tam emin değilim ama çok tepki gösterdiler. Dönen topta golü yiyince de çıldırdılar. Hani burada olaya Eskişehir hani mesela Giresunspor olarak değil de bizim başımıza gelse ne olurdu? Mesela aynı başarısızlıktaki bir hakem, hani art niyet aramıyorum burada ama aynı başarısızlıktaki bir hakem de pek de bir Göztepe'yi yakabilirdi başka bir deplasmanda. Yani buna hala ne yapılması gerekiyor? Zaten tabii canım. Yani insan faktörünün olduğu her yerde hataya sonuçta açık, her şey açık. Dolayısıyla burada açıkçası benim en azından hani bu duruma kişisel olarak reçetem futbol izleyicisinin biraz düşünüş biçimini değiştirmesi lazım. Yani sonuçta mesela hiç kimse Türkiye Ligi'nde tamam belli başlı ufak çaplı örneklerini gördük de bir Ivan Bebek yönetimi görmedik Türkiye'de. O kadar da olmadı yani. Gördük şimdi. Yok gördük yani. Deniz Ateş Bitnel belli çok eski. Belli bir şeyden sonra Deniz Ateş Bitnel de yakın zamanda bir açıklama yaptı zaten. Beni yaktılar. Yardımcılarım yaktı beni diye. Ama işin hazin tarafı biz yani bir eğlence aracı olmaktansa futbolu veya sporu tuttuğumuz takım kaybedince veya ne bileyim işte gönül verdiğimiz takım kaybedince ve bu bir şekilde hakem hatalarına bağlı olduğu zaman insanlarımız haddinden fazla tepki gösteriyor gibi geliyor bana. Yani tabii ki ortada bir haksızlık varsa sonuçta dünyada yargı denen bir sistem ne için var? Yani o gerçi biraz daha günlük hayat için geçerli ama sonuçta her şeyde hakkını aramakta serbestsin. Orası ayrı mesele ama dediğim gibi yani insan faktörü öbür türlü maçları robotlar yönetse çok mu keyifli olur yani? Her şeye doğru karar çıktığı zaman bu sefer de Sıtkı sıyrılır insanın. Ya sıyrılmaz tabii de sonuçta dediğim gibi insan yönetiyor onu. Ben zaten yardımcı hakemlerin özellikle offside ile ilgili kararlarına nasıl onu kesebiliyorlar hayranım gerçekten. Orta hakemler keza aynı şekilde. O konuda biraz daha onlara karşı toleranslı olmamız lazım gibi geliyor bana. Sonuçta baktığımız zaman mesela, çizgi hakemleri. Öyle. Kale çizgisindekiler bence onlar hani en sıkıntılı onlar. En büyük işi onlar yapıyor. Yani ama bir de dikkatli olması gerekenler onlar. Mesela hani 5 tane hakem koydun hala bu karar çıkıyorsa ne işi var? O 5 hakemin orada aynen, mesela. Bu da zaten 3'e düşürdü UEFA tekrar. Enteresan bir olay. Azaltılmalı bence de. Hani gol sistemi, gol çizgisi teknolojisi geldi. Aynen, mesela aynen. İngiltere'de o itirazlar azaldı. Hani teknoloji tam insan faktörü elbette olacak. Hakem faktörü ya da başka şeyler. Mesela yardımcı yanlış bayrak kaldı. Bunlar elbette olacak ama
İngiltere'de en azından bu gol çizgisi teknolojisi, hatta yayınlarda görüyoruz böyle gol veya no goal diyor pozisyonlarda. Evet. Hani o biraz daha hani baskıyı azaltmış olabilir. Oyuncularda kafası rahat çıkıyor. Mesela sahaya ya şimdi bu hakem benim emeğimi çalabilir mantığıyla çıkarsan mantıken hani o streste başarılı evet. olma oranında biraz daha azalır. Mesela Hüseyin Eroğlu'yla geçen bir görüşme fırsatı buldum. Altınordu'nun hocası. Hı hı. Ben oyuncularıma hani iyi veya kötü bu hakemlerle gideceğiz. Biz 2 sezon önce 10'da 9'u da son 10 maçın 9'unu kazanmıştı hatırlarsın. Onu da bu hakemlerle yaptık. Yine aynı şeyi yapabiliriz gibi bir düşünceyi aşılıyorum oyuncularıma dedi. O da oldukça güzel bir yaklaşımdı aslında. Ve baktığımız zaman bu kadar eleştirilen bir organizasyondan, işte hakemlik kurumundan bahsediyorum. Uluslararası turnuvada yine bizi en yüksek seviyede temsil eden Cüneyt Çakır oldu yani. Yani Cüneyt Çakır da iyi hakem. Evet. Bunu da daha ileride ama umarım kötü almayız. O bahsettiğim standartsızlık mesela bireysel olarak kendisinde de var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde uluslararası platformda yönettiği maçlarla Türkiye'de yönettiği maçlarında maalesef çok fark var yani. Hani geçen Fener Beşiktaş maçıydı sanırım. Saraçoğlu'ndaki maç, evet. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı maç. Evet. Orada Ahmet Hoca ile konuştuk. Sayın hocamız Ahmet Talimciler ile konuştuk. Hani aynı pozisyon. Andreas Beck tekme attı. Hı-hı. Orada Volkan Şen olmalı. Evet. Aynı pozisyon. Tekme dedim. Hani topa çıkarken ayağı geldi sırtına. Hı-hı. Kasti bir şey değildi tabii Nani'nin. Ki. Aynı pozisyonda Nani'yi atmıştı. Neden Türkiye'de atamadı dedik. O da hani orada kafası rahat çıkıyor maça. Burada baskı altında gibi, aynen, bir şey söylemişti hocamız. Ona da buradan selamlayalım ve Şampiyonlar Ligi'ne geçelim. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın grubunu alacağız şimdi. Beşiktaş kazanabileceği maçları kazanamadı. Kazanamayacağı en az umutlu gidilen karşılaşmadan 3 puanla döndü Napoli karşısında. Ne diyorsun Beşiktaş'a? Vallahi ilaç gibi geldi. 2 beraberlik. Aynen, ilaç gibi geldi. Yani namağlup olması, zaten ligde de namağlup, Beşiktaş için hani özgüvenine özgüven kattı. Ayrıca şu anda ekranda da puan durumu var. Napoli lider, evet, 6 puanla, Beşiktaş 5 puanla ikinci, Benfica 4 puanla üçüncü ve Dinamo Kiev grupta tek puanlı. Beşiktaş'tan alan Dinamo Kiev de son sırada 3 maç sonunda. Aynen, yani şu tabloda gözüken o ki çok büyük bir aksilik olmazsa Beşiktaş bu gruptan çıkacak. Bence o kadar kolay değil. Hani bugün kazandığını varsaysan bile Benfica'da kazandığı anda hani bir şey fark etmeyecek. 8-7-6 olacak. Hani çok öyle. Acayip. Ama yok, denk güçlerin olması da bu açıdan sıkıntılı. Tamam, Beşiktaş'ın diğer grubu korkunç bir gruptu. Barcelona, City, evet, düşebileceği diğer grup. Borussia Mönchengladbach. Evet. Hani belki de Beşiktaş oradan 4 veya 5 puan zor alırdı. Hatta belki alamaya da bilirdi. Böyle bir şey. Hani bu grubun da sıkıntısı herkes herkesi yenebiliyor. Mesela, evet, Dinamo Kiev gelip İstanbul deplasmanından puan alabiliyor. Aynen. Benfica aynı şekilde Dinamo Kiev deplasmanda yenebiliyor. Bakın Beşiktaş'ın işi zor ama bugün kazanırsa bir önüne bakacaktır. Aynen öyle. Yani Şampiyonlar Ligi'nde sonuncusu belli olmayan takımlar biraz riskli oluyor o açıdan. Ama benim onu dememin sebebi şuydu. Beşiktaş Dinamo Kiev ile sadece deplasmanı kaldı. İki rakibi de içeri gelecek. Açıkçası yani Dinamo Kiev'e içeride puan vermeseydik daha rahat konuşabilecektim ama o puanı vermeseydik, dediğim gibi biraz daha işi sağlama almıştı Beşiktaş. Çok da yani pisi pisine gitti açıkçası içerideki maç. Ama dediğim gibi yalnızca Dinamo Kiev deplasmanı kaldı. Benfica'da, Napoli zaten bu akşam maç. Benfica'da içeri gelecek. O yüzden fikstür avantajı itibariyle Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum. Evet, Dinamo Kiev'in de bir puanı var ve İki deplasmana gidecek, Portekiz ve İtalya'ya. Evet. Oradan puan alamaması halinde, ki bence çok zor, Beşiktaş en azından Avrupa Ligi'nde devam eder ama tabii gruptan çıksa da fena olmaz. Tabii canım. Mesela çok... Partizanlı arkadaşlar biliyorsun. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor bu sene Partizan ama Euro Lig'e göre çok çok daha düşük seviyeli takımların olduğu bir yer. Hani, hı-hı, biz burada oynayacağımıza Euro Lig'e, Euro Cup'a gidip sıfır çekelim mantığındalar. Evet. Hani o mantık da gerçekten etkileyici, her ne kadar basketbolda olsa, hı-hı, bu örnek verdiğimiz şey. Bakalım tabii, Beşiktaş bugün zoru başarabilecek mi? Dediğim gibi Kiev'i yense bugünkü galibiyetle işi çok bir nevi bitirebilirdi. Aynen, öyle aynen de bir durum vardı ama Beşiktaş başaramadı. Biz de bugün için bol şans dileyelim kendine ve Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe yani kabus gördü ilk karşılaşmadan. Zorya Luhansk deplasmanında ama oradan bir puanla çıkmayı başardı. Feyenoord'u yendi içeride ama United düşler tiyatrosundan çıkamadı Fenerbahçe. Evet. Hemen o grubunda puan durumu geliyor. Feyenoord sadece 2 gol atıp 6 puanla zirvede. United ve Fenerbahçe onu takip ediyor. Zorya Luhansk'ın da sadece 1 puanı var. Ne diyorsun Mert, burada ne yapabilir Fenerbahçe?
Yani United da içeride oynayacak. Evet, United İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe ilk maçı Zorya ile yapıp berabere kaldığında hani yakıştıramamıştık. Bu takım Feyenoord'u nasıl yenecek dedim ben. Aynen öyle ki o hafta Feyenoord Manchester'ı yenmişti. Şöyle bayağı bir tedirgin olmuştuk yani o anki puan durumunun ardından. Ama yani her ne kadar 1 puan olsa da 3 maçta 3 gol yemiş bir Zorya var. Yani diğer takımlarda maçlarını 1-0 kazanabildi. Enteresan bir takım gerçekten. İlk defa Avrupa sahnesinde görüyorum. Ama yani Fenerbahçe'nin de buradaki tabii ki yani doğal rakibi Feyenoord şu an lider olsa da. Çünkü Manchester United'da içeride yani çok zor bir maç olacak. Tabii Lens döndü, formuna girmeye başladı yavaş yavaş Fenerbahçe Man, takımı. Arasında. Aynen öyle. Ama yani dışarıdaki maçta yani Manchester'daki maçta gördük ki yani Premier Lig'in büyük çoğunluk tarafından en izlemesi en güzel lig olarak benimsenmesinin bir sebebi var. Yani orada dikiş tutturamamış bir takım gelip sizi çok büyük farklarla yenebiliyor. Hani başka herhangi bir ligden olan bir takımı. Her ne kadar Feyenoord ve Zorya onu yapamasalar bile. Dolayısıyla içerideki yani şöyle 3 puan tabii ki imkansız değil. 1 puan çok daha olası. Ama olası bir mağlubiyette de enseyi karartmamak lazım. Sonuçta Feyenoord ve Zorya ile oynayacağız. Zorya içeri gelecek. Feyenoord deplasmanından da dediğim gibi Feyenoord yani Hollanda liginde namağlup olmak çok büyük bir başarı değil. O yüzden o da gözleri korkutmasın. İlk maçta nasıl yendiyse ikinci maçta hatta daha da iyi bir oyunda yenebilir Fenerbahçe. Tabii canım, zamanında Mustafa Pek demek hatırlarsın Şampiyonlar Ligi elemesinde deplasmanda maç almıştı. Evet, Rotterdam'da. Aynen öyle. Bakalım Fenerbahçe'de bol şans dilerim. Perşembe günü United karşılaşmasının devletin kanalından yayınlanacak bu arada. Bu iki karşılaşmada bu akşamki de Perşembe günü de bunu da belirtelim. Güzel şeyler. Hani yayınlanması lazım. Milli maç değil mi bu? Aynen öyle. Hani yani milli takım maçını yayınlayacağınıza onu kapalı kanalda yayınlayın. Bunları açık kanalda yayınlayın. Tabii şimdi bir de yani platformlarda insanlar izlemesin diye işlerini zorlaştırıyorlar devamlı. Çok daha güzel olur tabii bunları yani açık kanaldan izleyebilmek. Türkiye Ukrayna izlemek mi yok? Yoksa hani Fenerbahçe United izlemek mi, Beşiktaş Napoli izlemek mi? Bir ara hepsi mesela hani isim verebiliyor muyuz bilmiyorum aynı özel kanaldaydı. Çatır çatır izliyorduk bütün maçları. Gerçekten bakalım inşallah bir daha öyle olur. Aynen öyle. Diyelim ve Konya Spor'a geçelim. Konya Spor hala inanamıyorum ligi nasıl 3. bitirdiler ama bu sene Avrupa Ligi'nde de savunma futbolunu sürdürüyor Konya Spor. Topu ileriye vurup aslında bir taktik bu Aykut Kocaman taktiği. Evet. Fenerbahçe'deyken de aynı şekildeydi. Grubunda son sırada Shakhtar da burayı domine etti. Shakhtar bu sene Türklere bayağı sıkıntı çıkardı. Önce Başakşehir'i elediler ön elemede. Şimdi de Konya Spor'u yendiler deplasmanda. Hemen puan durumuna bakacak olursak Shakhtar 9 puanla grubun zirvesinde. Gent 4 puanla ikinci. Braga ise sadece 2 puana sahip. Konya Spor'da Braga'dan puan almayı başarmıştı. Evet. Shakhtar'ın gol yemediğini de görüyoruz ayrıca. Yemiyorlar canım. Zaten Konya'nın gol atma niyeti yok da diğer iki maçta da yememişler. Gerçekten onları kutlamak lazım. Yani buna şöyle bir yorum getirebilirim. Zaten Aykut Kocaman UEFA Avrupa Ligi'nin kuralları çekildiğinden beri hep söylediği bir şey var. Hani bizim Avrupa tecrübemiz yok, olmayan bir takımız. Hani biz bir merhaba demeye geldik tabiri caizse. Şu an Konya Spor hani açıkçası okula yeni başlamış bir öğrenci tadında. İşlerin nasıl ilerlediğini falan. Çünkü dediğim gibi ligde oynadığınız oyun size Avrupa'da her zaman aynı şeyi karşılığını vermez. Hatta hemen hemen hiçbir zaman içine vermez. İçine kapanık öğrenci. Aynen, çok doğru burada. Aynen öyle. O yüzden şu an bakıyor nasıl olacağını yavaş yavaş özümsüyor. Çünkü teknik direktörü yani Aykut Kocaman Fenerbahçe'yle Avrupa maçları tabii ki oynadı. Ama oyuncu kadrosunun tecrübeye sahip olması o sahaya çıktığında oynadığı oyun çok çok daha farklı bir şey. O yüzden dediğim gibi bu sezon tecrübe olacak Konyaspor için aldığı her puan çıktığı her maç yani hani böyle bilgisayar oyunlarında böyle tecrübe kazanıp ilerlediğin oyunlarda nasıl düşük seviyede tecrüben hızla artar. Onun gibi düşünürsek Konyaspor şu anda büyük büyük tecrübeler kazanıyor. Bunları eğer ligdeki istikrarını sürdürürse ilerleyen dönemlerde çok daha büyük başarılara dönüştürebilirler. Yani bir daha giderse Avrupa'ya dönüştürür bir de bir şey var, öyle. O da pek mümkün gözükmüyor en azından bu oyunla. Aynen. Geçen sene Ankara'dan inanılmaz ya. Herkes de yeniyordu işini. Evet, evet. Fenerbahçe'ye karşı maç çevirdi Galatasaray'ı. Yok, Galatasaray yenilmişti. Galatasaray'ı yenildi. İlk maç 4-0, 4-0 yenilmişti hatta içeride Galatasaray'a. Evet, tarihin en kötü Galatasaray'larından. Beşiktaş'ı yendi, kupadan eledi. Evet, çok evet. İlginç gerçekten.
Konya'ya kaybeden takımları kutluyoruz. Konyaspor'u da kutluyoruz tabii. İşin şakası bu. Gerçekten demek ki bir şeyleri doğru yaptılar ki ligi 34 maçlık maratonu 3. tamamladılar. Kutlayalım onları da ve Osmanlı'ya geçelim. Evet. Osmanlı hani bayağı uğraşmıştık Seyit'le lige çıktığında. Aynen. İşte 600 yıl sonra Süper Lig'de falan dedik ama bu sene yani Süper Lig'i geçtim, Avrupa'da da ses aynen getirdi. Neredeyse Villarreal'e yeniyordu. Hemen puan durumu 500 geldi. 500 yıl sonra Viyana'ya tekrar dayandı. Gerçekten Villarreal burada 5 puanla lider. Zürih 4 puanla. Osmanlıspor'un 4 puanı var. 2 aynen ve 3. sırada işte Bükreş bir zamanın iyi takımlarından işte ya da zor günler geçiriyor. Aynen. Sadece 2 puanları var. Zürih'e kaybettiler. Bence o çok yara verici oldu. Hani ikinci evet ligde o mücadele ediyor. İsviçre ikinci liginde Zürih. Osmanlı Spor hani fazla özgüven de denmez. Hani hiçbir şey oynamadı Zürih karşılaşmasında evet ve mağlup olarak döndüler. Villarreal de yeniyordu neredeyse. O da işte o tecrübesizlik olabilir. Hani çatır çatır top oynadılar. Yani halk tabiriyle ama orada da şansları tutmadı 2-2. Şansları tutmadı ve 2-0 hani rakibine yakalanmasına rağmen hani 2-2 olduktan sonra kim alırdı bu maçı desen izleyip Osmanlı alırdı yani neler çünkü kaçtı. Futbolun hani doğrularını geçen pozitif bir futbol oynuyorlar. Kesinlikle. Hani izleyen ya Osmanlı hani böyle kazanacaksan kazanma demiyor. Hı-hı. Hani Konyaspor'a bu söylenebilir belki halk arasında bu konuşuluyordur ama Osmanlı Spor sahiden çok iyi futbol oynuyor. Evet. Geçtiğimiz sene de sürpriz sonuçlar alıyordu zaten. Tabii ki. Fenerbahçe'yi yenememişlerdi galiba. Dışarıda berabere bitmişti. İçeride de yenildiler. Evet. Galatasaray'ı yenmişlerdi. Aynen. İki maçta da yenildi bir de Galatasaray. İki maçta da içeride dışarıda yenildi. Zaten o yüzden Avrupa'ya gittiler Galatasaray'ın önünde tamamlayıp ligi. Hı-hı. Kutlamak lazım Osmanlı'yı. Ne diyorsun Osmanlı'ya? Bu sürer mi? Mustafa Reşit Akçay'ın başarısı mı? Yoksa hani şansa doğru gelen oyuncular mı? Bence yok, hiçbir başarı tesadüf değil ama. Tabii ki yani orada yani doğru bir yani doğru malzemelerin bir araya geldiği bir ortam var orada. Dolayısıyla ortaya da doğru bir futbol ve güzel bir sonuç çıkıyor. Villarreal hakikaten elinden kaçırdı Osmanlıspor. O maçta çok üzülmüştüm ve orada da mesela tecrübesizlik devreye girdi. Hangi tecrübesizlik? Avrupa maçında 10 kişi kalıyorsun ve orayı bir türlü doğru bir şekilde yani bir orta sahanın sahadan eksilmesini bir türlü doğru bir şekilde yani ikinci golü yiyene kadar orayı kapatamadılar. Sonra orayı kapattıklarında zaten Osmanlıspor'un ileri ucundaki oyuncular hani ne zaman ne yapacakları belli olmayan tam bir böyle hani Umar, Ndiaye aynen ve Raul Rusescu. O karşılaşmada 2 gol atmıştı zaten. Rusescu'nun 2 golü vardı. Gerçekten ahlar vahlar arasında kaçan bir 3 puan oldu. Ama şöyle bir durum var. Osmanlı Spor bu gruptan çıkar böyle oynamaya devam ederse. Yani Zürih gelecek buraya. Evet. Vişta deplasmanı ve Villarreal deplasmanı kaldı. Orada Osmanlı Spor için kilit nokta şu. Lig Avrupa temposunu doğru ayarlayabilirlerse o az önce Beşiktaş için konuşmuşlar rotasyondur vesairedir. O konuları iyi ayarlayabilir. Kondisyonunu üst seviyede tutmaya devam ederse Osmanlı Spor bu gruptan çıkar diye düşünüyorum. Bakalım o yani mağlubiyet kötü oldu açıkçası. Yani evet, Zürih'e yani kaybetmese bence büyük oranda bitirmişti işi Osmanlı rakibini iyice arkasında bırakıp ama o kötü etkiledi takımı. Yani ama yine aynen toparlayamayacak diye bir şey de yok yani. Tabii Osmanlı Spor sonuçta kendisini ispat etmiş bir takım ve hani hep Konya Spor'dan yürüyoruz ama Konya Spor'dan çok daha pozitif futbol oynayan bir ekip. Yani başarılı olması gol atmaya daha biraz muhtemel daha alışkın. Tabii Konya gol atmaya meyilli. Yani Konya Spor'da öyle bir meyil yok. Ama şimdi şöyle bir şey. Beşiktaş'ta o takımdan 2 gol yedi. Bu da gerçekten savunma i̇şte konusunda futbol. Beşiktaş'ın sorununu ve futbolun işte güzelliği aynen aslında. Konya Spor demek ki doğru yaptı ki son şampiyona 2 gol birden atabildiği bir tabii karşılaşmada diyelim ve basketbola geçelim. Basketbolda Euroleague her hafta 2 maç oluyor artık Euroleague'de. İyice lige döndü. Gerçekten lig oldu bu sefer Euroleague. Evet. Ve 16 takımın hepsi birbiriyle 2 defa karşılaşacak. En son playoff yani top 8 ve Final 4 şeklinde hı-hı devam edecek. Bu organizasyonda Galatasaray, Fenerbahçe, Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş var. Ve geçen hafta bir derbi yaşandı evet cuma günü. Galatasaray ve Fenerbahçe oynadı. Galatasaray kendi sahasında 7 maçtır yenilmiyordu Fenerbahçe'ye ama Fenerbahçe Obradoviç'le birlikte bunu da kırmayı başardı ve 103-87 galip ayrıldı sahadan. Ergin Ataman istifa sesleri homurdanılmaya başladı. Ne diyorsun Mert? Hani o çok aşırı bir tepki. Bence de sonuçta Euro Cup'ı kazandırdı. Bence öyle. Ergin Ataman olmasa Galatasaray şu anda bu noktada olamazdı. Aynen bir öyle. Hazır küçülmeye gitmişken bu noktada olması bence çok zor. Kesinlikle o konuda hani biraz böyle esnetirsek futbol takımı için Fatih Terim neyse biraz Ergin Ataman o konuma geldi. Hani Avrupa Kupası falan da kazandırdı takıma. Ama
Burada şunu görüyoruz. Yani dediğin gibi 8 maçtır yenilmiyordu Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye. Yani stat aynı stat, oyuncular farklı ama platform değişince, yani olayın ismi ve resmi değişince oyunun nasıl değiştiğini çok net bir şekilde gördük bu maçta. Galatasaray zaten geçen seneye kıyasla bütün kadrosunu değiştirdi. Fenerbahçe de tam tersi, hemen hemen bütün kadrosunu elde tutmayı başardı ki ya tutmasına neredeyse imkansız gözüyle bakılacak oyuncular bile alem Fenerbahçe'de, işte Ekpeyudo, Yan Veseli gibi. Datome, üçüne de NBA'den iyi paralar vardı. Hani aynen burada öyle. Kazandığının 2,5-3 katı vardı ama aynen işte öyle. Ama basketbol yani seven işte adamlar bunlar. Kesinlikle. Bu kanıtlandı. Mesela onların yerinde ya ben zaten kaç yıl oynayacağım, paramı alıp aynen yani keyfi yatarım, hazır keyfime bakarım. Demek yerine Dallas'tan 10 milyonluk teklif vardı. Evet. 2,8'e Fenerbahçe'de kaldı Veseli. Hani evet. Buradan pay biçebiliriz. Buradan bir çıkarımda bulunabiliriz. Buradan o çıkarımda da bulunabiliriz. Benim bir de şöyle bir kendimce, hani Obradovic artık kariyerinin son senelerine yaklaşıyor. Bu fırsat bir daha ayağımıza gelmez deyip hani o dehanın elinin altında ne kadar uzun süre çalışırsam kârdır bakış açısının da önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten futbol takımındaki bu dalgalanmalar Fenerbahçe'nin basketbol seyircisini de pozitif yönde çok etkiledi. Ve ortaya çıkan sonuç mükemmel zaten. Evet, yeni ligisiz iki takımdan birisi şu anda. CSKA Moskova ile bir daha sonra beraber. Zaten yani önce Euroleague yarı finali, sonra Euroleague finali. Bu sene yani çok çok büyük bir aksilik olması lazım Fenerbahçe'nin Final Four dışında kalması için. Ve Final Four'un İstanbul'da olması hani ağzımızı sulandırıyor. Aynen öyle. Aynen daha fazla öyle. Takım kalabilir. Kesinlikle ve yani zaten milli takım bazında da aldığımız bir Avrupa ikinciliği ve dünya ikinciliğinin ikisinin de Türkiye düzenlenen organizasyonlar olması bizim hani kendi evimizde ne kadar ateşli hani olabileceğimizi. Türk oyuncu grubu vardı. Şimdi yabancı ki. Ama mutlaka etkiler. Fenerbahçe ya, geçtiğimiz senenin 2015'in ocağından beri yenilmiyor kendi sahasında. Evet. Bu hani mükemmel bir istatistik. Kesinlikle. Euroleague'de içeride kaybetmiyor. Kaybetmeye yaklaşıyor, gene kaybetmiyor. O alışkanlık da var ve gerçekten kusursuz bir basketbol aynen oynuyor şu anda bir Fenerbahçe. Bir de basketbol seyircisinin şöyle bir avantajı var. Hani az önce konuştuk ya, taraftar hakemi etkiliyor vesaire. Basketbolda hakemin kararını çok daha direkt olarak tabii etkileyebiliyorsunuz. Ki. Mesela yani en yakın örnek Fenerbahçe'nin daha geçen seneki Euroleague finali zaten. Yani rakip 10 kere serbest atış çizgisine gelmişken uzatmada senin 0 kere gitme şansın olmuyor kendi seyirci önünde oynadığın zaman. Ha orası da CSKA seyircisinin önü değildi ama sonuçta sizin seyirci biraz daha azdı. Tarafsız saha vesaire. Gerçekten orada CSKA şaibeli kazandı. Aynen öyle. Bunu ama burada yani lazım. Finale kalırsa finalden Türk şey olmayan olma. Takım zor çıkar biraz. Bence de bakalım. Ben de Darüşşafaka ve Fenerbahçe'yi favori görüyorum Final Four için. Evet. Şu anda Türk takımlarından Galatasaray zaten Kızılyıldız'a yenilerek motoru kapattı. Öyle evet, denebilir. Aynen. Anadolu aynen. Efes boşta gidiyor. Hani iki ucu keskin bıçak. Hani ne yapacağı belli olmaz. Darüşşafaka belki son bir kıyak yaptı Anadolu Efes. Gerçekten bakalım neler olacak bu Euroleague'de. Güzel bir sezon oluyor ama sakatlık da oluyor. Yani vücutlar, bünyeler gitmiyor artık. Bakalım abi, buna bir çözüm bulacaklardır diye tahmin ediyorum. Hemen Euroleague'in puan durumunu da alalım. Burada Fenerbahçe bizi gururlandırıyor açıkçası. Aynen öyle. Zirvede Fenerbahçe ve CSKA Moskova var. 4-0 gidiyorlar. Real Madrid, Olympiakos ve Panathinaikos hemen arkalarında 3'er galibiyetle 2 galibiyeti bulunan takımlar. Maccabi, Darüşşafaka Doğuş, Kızıl Yıldız, bu işte büyük sürpriz bence. Yani. Barcelona ve Baskonia Vitoria, Caja Laboral yine iyi bir kadro kurdu Laboral ama sadece 2 galibiyet alabildi. Milano'nda yine 2 galibiyeti var. Bamberg, Anadolu Efes, Žalgiris, Unix Kazan. Düzeltiyorum. Žalgiris'e kadar 1 galibiyet, Unix Kazan ve Galatasaray'ın galibiyeti yok. Aynen. Euroleague'de şimdiye kadar. Ve yani her ne kadar öyle bir durum olsa da şu çok gurur verici bir tablo. Hani ülke sporu açısından yani Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasında 4 tane Türk takımı var. Bu büyük ihtimalle birçok spor organizasyonunda. Ama şimdi bakarsan Euroleague yani reklamlar çıkıyor. Hani 8 marka sayıyor. O top markası falan dışında. Evet, hepsi Türk, 7'si Türk. Yani bu bence oradan biraz kurtarıyoruz. Yoksa Darüşşafaka Doğuş 2 sene önce asla küçümsemiyorum. Mükemmel bir iş yapıyorlar ama ikincilikte David oynayan Blatt bir takımdı. Geldi, evet. İkincilik takımı 2 sene sonra Euroleague'de oynuyor ve bence bu biraz garip ama gerçekten çok basketbolun doğrularını yapıyorlar. Ama sırıtmıyor yani. Sırıtmıyor tabii. Darüşşafaka Doğuş mükemmel bir kadro kurdu. Yani. Yardımcısı da bence çoğu takımda birinci
koç olabilecek Bagatskis. Evet. Letonya'nın yeni yetiştirdiği genç hocalardan Bagatskis, David Blatt ikilisi Darüşşafaka'nın başarısı için çalışıyorlar ve gerçekten şu ana kadar iyi iş çıkardılar diyelim ve tweetlere geçelim bu hafta. Tahmin edersiniz ki 29 Ekim'di ve bunun hakkında çok tweet atıldı. Şimdi bir kısmı geliyor. İlk tweet Alex de Souza'dan, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Yani 29 Ekim kutlu olsun, Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu yanlış bir yerden herhalde, o ünlü arama motorunun görseller bu yerinden buldu Alex. Ama güzel, teşekkür ediyoruz Alex'e. O da adam Türk oldu. Yani Türk sayılır artık. Unutmuyor ya. Tam bir Türk. Caner var şimdi sırada. Caner Erkin. İlk teşekkür, hani Beşiktaş tişörtle çıktı bu hafta Gençler Birliği karşılaşmasında. Geçmiş olsun fişek yazan ya da fişek geçmiş olsun, tam emin değilim sıradan. Böyle bir tişörtle çıktı. Caner de teşekkür etti arkadaşlarına bu tişörtten dolayı sosyal ağından. Bir mesajı daha var Caner'in. O da işte Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü paylaşıp Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış Caner. Normal, güzel bir davranış. Evet. Şimdi okyanus ötesinden bir Cumhuriyet kutlamamız var. Mehmet Okur, tabii okyanus ötesi deyince aklınıza kötü şeyler gelmiş olabilir ama Mehmet Okur Cumhuriyet'i kutlamış. Yaşasın Cumhuriyet ve dört güzel görselle, Atatürk'ün de olduğu görsellerle kutlamış. Muslera aslında okyanus ötesinden ama bu Galatasaray'ın görseli. Galatasaray'ın görselini kendi hesabından paylaşmış. Galatasaray'ın kutlama görseli. Galatasaray görseli derken gerçekten Atatürk'te çok çok klas yani. Çıkmış burada evet, Atatürk. Çok. Ben hani sürekli yeni fotoğrafı çıkıyor Atatürk'ün. Mükemmel bir şey. Aynen ve yani hepsinde de çok şık yani. Tars, ne bileyim klas. Bir anda da yani yataktan kalkıp yakalan, anlatabiliyor muyum o kameraya? Gerçekten Atatürk'te klas, onu da saygıyla anıyoruz. Aynen, Pascal Numa var şimdi. 29 Ekim çocuk şenliğindeki çocuklar gibi şen. O da Türk oldu zaten. Gerçekten o da Türk sayılır. Gerçi burada kendisiyle röportaj da yapmıştık. Evet. Tam bir Türk. Tam, yani, tam bizden birisi. Quaresma var. Quaresma iki mesaj paylaşmış. Talisca'yla. Talisca'ya geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Geçmiş olsun, daha güçlü döneceksin demiş Quaresma bu gönderisinde. Bir gönderisi daha var ama Cumhuriyet'le ilgili değil Quaresma'nın. İşte iyi bir oyunda ama kazanamadık demiş Quaresma. Yani 45 dakika oynadın artık. Bir sene konuşursun ben bu maçın 45 dakikasında oynadım diye. Salih Uçan var sırada. Salih Uçan da pek forma şansı bulamıyor. Hoca değiştikten sonra özellikle forma şansı bulamıyor. O da 29 Ekim'i kutlamış Atatürk'ün askerlik günlerinden bir fotoğrafla. Selçuk İnan yine Cumhuriyet'i kutlayanlar arasında. Hepsi farklı görsel yalnız. Hani hepsine yani böyle bir yerden, bir reklam ajansından gitmiş gibi sen bunu paylaş diye. Selçuk İnan da Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü kutlayan oyuncular arasında. Talisca var şimdi. Anderson Talisca. Takım diye paylaşmış bunu. Yani takım dediği de Quaresma ve Cenk Tosun diye. İroni mi yapmış acaba? Ya da Quaresma takım kadar oynadı ikinci yarıda, yani, asisti yaptı yani attım o da falan olabilir. Gibi. Ya sakat sakat oynamış. Tarak kemiği kırık. Evet. 90 dakika zor olmaz. Yani sıcağıyla hissetmemiştir. Yani, yani muhtemelen öyle olabilir. Fernandes'in de öyle bir hikayesi vardı. Evet. Ertesi gün antrenmana giderken aynen, anladım öyle. Ayağım kırılmıştı. Çok acayip gerçekten. Ve Yan Vezeli en sportif poz bu. Aynen. Gerçekten Abdi İpekçi de bir hava operasyonu. Aynen. Yan Vezeli gerçek yani anlamda posterini paylaşmış. İki onun üzerinde bir boyu var ve Vlad Misov sanırım. Türlü türlü huyu var. Hemen bakalım. Yok, Tibor Plais. Plais, Tibor evet. Plais da 2.16. Sanki kordonda yürüyor gibi. Şu ayağa bakar mısın? Evet evet. Yani inanılmaz bir şey. Ya. Plais oralı değil. Arkasında Veseli olduğunu yani, büyük ihtimalle smacı vurana kadar bilmiyordu galiba. Gerçekten Tibor Plais kötü bir hamle gibi gözüküyor şu ana kadar Galatasaray için ve Yan Vezeli de bunları yalnız affetmemiş. Tibor Plais'ın isim fonetiği birini andırdı mı sana? Hayır, Frederick Weiss. Frederick Weiss da onu da bir gün paylaşalım. Bu tribün arada çekimini buldum onu. Evet, telif yemeyecek bir videosunu buldum. Onu da bir gün paylaşalım. Haftaya hatta bunu paylaşabiliriz. Bu arada Frederick çok özür dilerim, aklıma geldi. Söyleyince Vince Carter bu sezon smaç yarışmasına smaç, katılabilirim diye bir mesaj attı. Kesin de katılır. Şu an 120 nabızlı onu bekliyorum. Artık 4 ay öyle geçecek. Kesin katılır İnşallah diye. Kesin katılır. Yani. Yani Vince Carter NBA kaçırmaz bu fırsatı. İnşallah. İnşallah ama Vince Carter'ı da bu sene izleyeceğiz. Çocukluğumuzu ben hayal meyal hatırlıyorum. Bir geçen sene Aaron Gordon o kadar heyecanlandırmıştı evet, beni yeni Carter'ın sezonda ama inanılmazdı. Bakalım Vince Carter bu sene neler yapacak diyelim ve
Eklemek istediğim bir şey yoksa programı kapatalım artık. Kapatalım. Gerçekten keyifli program oldu benim için. Haftaya likewise, yeni konuklarla, konularla ve VTR'lerle sizlerin karşısında olacağız. Sportal bildiğiniz gibi her hafta salı günü saat 14'ten itibaren, bu haftadan itibaren sizlerin karşısında olacak. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Fevzi Can Özbek. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın.